Bu çok acayip bir yaklaşım. Sergen Yalçın'a da Enkudu oyuna girmez mi? E Başakşehir maçlarında yok muydu Enkudu? Bazen eleştirmek için eleştiriyoruz hepimiz. Yani girme konusunda bir problem yaşamadı ki Beşiktaş. Yani Fenerbahçe golü atana kadar sürekli pozisyona girdi Beşiktaş. Yani hem Samat'ta hem Osa'ya gerek yoktu bence. İkisinden birinin yerine bir orta saha daha olabilirdi Sosa da Ozan. Fenerbahçe böylece tamamen kırabilirdi Beşiktaş'ın oyununu. Milli takım başına geçtiğinde de Tunay da Sercan Sarayar hücum kanadıyla çıkmıştı. Onun kafasında şu var, ben bunları öğretirim yavaş yavaş. Ama Türk milli takım bekler mi? Rabzon hiç beklemez. Abi haklısın, bir numarasın diyenler ertesi gün ömrü bizim gururumuzdur, nasıl böyle bir şey yapabilirsin falan. Ya geçiniz, oyun oynuyorlar sizde, bırakın ya. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk abi. Ne konuşacağız bugün? Ee, Süper Lig'de güzel bir haftayı geride bıraktık. Aslında öyle başlayabiliriz. 37 gol var. Rekoru kırdılar. Maç başında evet. neredeyse 4 gol izledik. 15. Ee, haftada mı? 35 gol var. Öyle bir şey galiba. O bir düşün... maçta gol olmadı sadece. Hı -hı. Aykut kocamanın Başakşehir'i. Fena olmayan güzel bir derbi izledik belki. Ben de Başakşehir-Denizli maçında fena olmayan güzel maç diyeceksin zannettim. <laughs> Yok oraya. Yani o maçı seyrettim. Derbi şeyim kalktı ortadan gitti. Yani heyecanla bekliyordum. Dedim acaba böyle mi? Bir de hani sürekli zeminden falan şikayet ediyoruz ya. Gördünüz mü denizin zeminini? Nefis. Nefis yani böyle halı gibiydi. Ona rağmen korkunç bir maç oldu. Vari. Korkunç bir maç oldu yani. Evet derbiden bahsedeceğiz herhalde. Derbiyle başlayalım. Altay'dan bahsedeceğiz herhalde. <laughs> <laughs> abubakar Bakar ve Altay'dan. Belki bahsedebiliriz. E yani Abu Bakar yapabileceğinin çoğunu yaptı yani. Beşiktaş adına e, ne bu neden bu eksik kaldı diyebileceğimiz çok fazla bir şey yok. bir Sergen Yalçın eleştirileri var. Onu daha ayrıca konuşuruz. Ama Altay'ın net. Esasında mesela ikinci yarıdaki kurtarışlardan bahsediliyor. İlk yarıda böyle direkt dibine yatıp e, aldığı top bence Atıvanın en zoru. Nasıl? Atiba'nın vuruşunda. Evet. Bence en zoru o. Çok yakın mesafe. Defans arasından geliyor top. Aniden çıkıyor top. Ve yerden... Çok zor yani. Hakikaten zor. O kurtarışı çok iyi. Yani hakikaten maçtan önce de konuştuk. Bütün hafta yazı, yazıp çizerken de konuştuk. Karşı karşıya da olağanüstü kalıcı. Ama gene bir duran top, yan toptan Fenerbahçe saçma sapan bir golüydü. Yani Beşiktaş'ın attığı golü küçümsemek açısından söylüyorum. Ben bu e, bu kadar uzun e, şeyden atılan, mesafeden atılan serbest vuruşlarda savunma neden kendi kalesine doğru, doğru dönüp koşu atıyor onu anlamıyorum. Yani düşün şimdi esasında şöyle bir durum var. Adam 50 metreden serbest vuruş atıyor değil mi? Peki. Şimdi ezberimizi unutalım. Yani boyunla ilgili ezberlerimiz var bizim. Böyle yapılır, şöyle yapılır falan diye. Onları unutalım. Tamamen e, fizik geometrik açıdan bakalım. Birisi 50 metreden bir top atıyor. O topu atanın arkadaşının amacı bir kutunun içine topu atmak. Geri kalanların amacı da o topun oraya girmemesi. Geri kalan her yere gidebilir top. Peki o zaman niye herkes o tarafa doğru bakıyor? Yani topa doğru bakın, bırakın olsaydı olsaydı kalenin önüne yığılın hep beraber. Adam atsın ne olacak ki? Çık kafayı vur. Şimdi bir taraftan geri koşmaya çalışırken bir taraftan da böyle kafayı bu tarafa vurmaya çalıştığın garip bir durum oluşuyor. Burada bir problem var. Ya da olsaydıdan yararlanmak için niye o kadar geride duruyorsun? Çık pasın atıldığı yerden 5 metre mesafede. Orada kur çizgine. Ne yapacak adam? İçeri orta atabilir mi? Orada herhalde çizgiyi bozarsa birebir kalacak. E ne olacak canım? 40 metre var orada zaten. Otopu oraya atmak çok zor. Çözemediğim şeyler. Bunlar ezberden kaynaklanıyor herhalde. Başka bir şey değil ya yani bir küçük kutunun içine atacak. Geri kalan her yere sen atabilirsin. Ona rağmen sen o tarafa dönüp orayı savunmak için oraya doğru koşu atıyorsun. Çözemedim bu işi. Ezberin dışına çıkan biri görüyor musun abi? Son hiç zamanlarda? görmedim. Yani, bir şey oluyor tabii. Gibi. Çok öne çıkarıyorlar savunmayı. Hakikaten o işlemez hale getiriyor. Bu tip bu işler ama ona da başka bir taktik üretebilirsin tabii. Ama bu kadar geride durup kendi kalene dönük olarak beklemeyi hiç anlayamadım bugüne kadar yani. Ezber dışı deyince Kara, Karabük'te Tolunay Kafkas'ın yaptığı aklıma geldi. El ele tutuşturuyordu. Ha öyle bir şey yapıyordu <laughs> Doğru. Ona <laughs> mı? O, o, o galiba Çek Cumhuriyeti yapıyordu önce. Evet onun başkaları da yapıyordu aynı sadece. Çek Cumhuriyeti'nde görmüştüm şey galiba. Evet. E, Altay, Altay yanı maçın kahramanı ama işte duran top yan topu zaafı devam ediyor Fenerbahçe'nin. Sadece Altay'ın değil Fenerbahçe'nin devam ediyor. Normal şartlarda Beşiktaş'ın yüzde ile oynadığını söyleyebiliriz. Çünkü bence doğru bir şey yaptı Erol Bulut. E, orta sahaya kal, saha kalabalık tuttu. Daha fazla oyuncu. Bence bir fazla daha olabilirdi. Yani hem Samat'ta hem Osayi'e gerek yoktu bence. İkisinden birinin yerine bir orta saha daha olabilirdi. Sosa'ya da Ozan. Fenerbahçe böylece tamamen kırabilirdi Beşiktaş'ın oyununu. Çünkü Sosa, Atiba, Gezal, Larin diyebileceğimiz dörtlünün arasına girdiler. Pelkas kovaladı Gezal'ı bayağı. dönüşüm olarak Gezal da kovaladı. Gezal, Gezal da kovaladı. Doğru. Ee, ama rahat eden adamları rahat ettirmemek üzerine biraz iş yaptı Fenerbahçe. Buna rağmen yani Beşiktaş'ı %50'siyle oynatmasına rağmen çok net bir hücum üstünlüğü var. Fenerbahçe'nin de ilk yarıda işte Sangare'nin vuramadığı var. Esasında çok net pozisyon ama topa yaklaşımı yanlış, yaklaşışı yanlış. <laughs> yaklaşımı derken oğlum falan <laughs> Sevgili top. <laughs> Öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Yanlış yaklaştı Bu çok kötü vurdu. Ee, o sayede kontrol edemedi. Onları çok yapamıyor. Yani mesela o top gelse gol olurdu. Düşün seviye nereden nereye geldi. Tak yapardı yani yapıyor onları çünkü. O sayı yapamadı. Biraz topa dokunurken titrek kalıyor o sayı. Ee, o iki pozisyon var ama Beşiktaş'ın net olarak üstünün, Altay'ın önde olduğunu söyleyebiliriz. Bir de şeye karşılaştırması var. İşte Altay çok iyi olmasına rağmen işte Abu şutunu çıkardı. İşte doğru uzandı. Ama Ersin Ozan'ınkini çıkaramadı işte bak kaleci o iki ayrı top bunlar. Yani Abu Bakır'ın şutu yükselerek gidiyor. Dolayısıyla müdahale alanına gidiyor. Çok iyi kurtarış. Ama kurtarılması daha kolay. Ozan'ınki eşape geliyor. Yani yukarıdan aşağı geliyor. Alman şutu yani. Onlar çok zordur. Yani topun çünkü seviyesini ayarlaması lazım kalecinin. Onu ayarlamak kolay bir şey değil. Ha, ters elle uzatabilir miydi? Uzanabilirdi ama onun içinde vakit var mıydı? Çünkü solla uzak uzanmak şunu tercih ediyor karacılar. Daha iyi uzuyorsun diye. Ee, ama orada da şu var: Ozan'ın kontrol şutu çok seri. Bir de çok yakın mesafe. Çok seri döndü yani. O kolay bir şey değil. Yani başka bir oyuncu başka bir şekilde ya da Ozan başka bir şekilde dönmüş olsa Soza yapışırdı. Soza'yı döndüremedi yani gelemedi Soza. Çok hızlı. Al Alman şutu yani net Alman. Yani Toni Kroos vurur o topu öyle düzeltip. Bileşik hareketi çok iyi. E, şahane bir gol attı. Tabii gol atınca da Ozan bu takımda oynamaz mı kardeşim? E oynadı bu kadar maç. Oynadı da ne oldu yani? Yani o oynamaz mı? Bu çok ac acayip bir yaklaşım. Sergen Yalçın'a da Enkudu oyuna girmez mi? E Başakşehir maçlarında yok muydu Enkudu? Yani verdi gene Beşiktaş oyunu. Yani e, bazen e, eleştirmek için eleştiriyoruz hepimiz. Peki gerçekten bu maç girmez miydi abi? Öyle Kim? Söyleyeyim. <laughs> Genel yani, olarak geç kaldı. Anladın mı? Beşiktaş söyleniyor. pozisyona mı girmedi? tabii ki girdi. E, ne nedir o zaman? Enkuduş, enkudu Enkudu Abu daha iyi O filan öyle bir şey mi söylüyorsun? Yani, yani pozisyona girmek konusunda bir problem yaşamadı ki Beşiktaş. Yani Fenerbahçe golü atana kadar sürekli pozisyona girdi Beşiktaş. Ondan sonra Fenerbahçe'nin ilk karambolü var. Yine Ozan'la. Ondan sonra yine bir Abu Bakar'ın pozisyonu var değil mi? Gezal Abu Bakar'ın. Aynen. E şimdi pozisyona girmede bir so şey yok ki, sorun yok ki. Ne yani ne olacak da enkodu olunca? Ha bak şimdi oradaki problemin ne olduğunu. Şimdi şunu düşünebilirsin. Ya kardeşim hani Beşiktaş daha iyi kontrole çıkardı. <laughs> daha hızlı Fenerbahçe'yi geri koşturdu. E koşturdu gene koşturdu. Sorun yok. Ancak problem o değil ki. Problem şimdi birincisi atamadın tabii problem o. İkincisi atamadığı zaman şimdi Beşiktaş'ın bir kontrol oyunu sorunundan bahsediyoruz ya. Bunun neden kaynaklandığını dün akşam sonunda tespit edebildim. <laughs> Yani bir e, orada durmada sorun var hakikaten. Yani Vida Wellington ikilisinin orta sahayla nasıl paylaşacakları konusunda bir sorun var. Gömülü savunmada onun yani mesafeleri öndeki kadar iyi ayarlayamıyorlar. Biro var ama asıl önemlisi çok hızlı çıkıyor Beşiktaş. Dönerken e, arka taraf yaklaşıp geri dönemiyor. Yani mesafe açılıyor. Mesafe açıldığı zaman da dönüşler çok acılı oluyor. Bir daha çıkışlar çok zor oluyor ve savunma merkezi özellikle buna cesaret edemiyor. Yani hızlı çıktık biz de çıkalım. Ama ya işte öndekiler dönmekte zor, bu biraz şey gibi kar topu efekti. Ya öndekiler dönmekte zorlanıyor, İşte biz acaba şey yapamaz mıyız? Bir tedirginlik oluşuyor. O yüzden rakip topu alıyor. Bu kondisyonla mı alakalı? Hayır sanıyor? hayır tamamen kompakt kalmakla alakalı, kalabilmekle alakalı. Bunu her ama bu kolay kolay yapılabilecek bir şey değil zaten kim yapabiliyor ki? Hani bu suratte çıkıp bu suratte geri dönmek bayağı, bayağı bütün, bütün bayağı ne bile çok ciddi kopuşlar var orta sahasında. Ya yani ben bayanı çok benzetiyorum Beşiktaş'ın oyununa. Müzikler aa falan yani kalite <laughs> olarak bahsetmiyorum. Gerçi yani Abu Bakar'ın kalite <laughs> uçtu gitti her yerde oynayabilir durumda ama oyun yapısı olarak ve problemler açısından yani kontrol oyunda topu alayım bir söndüreyim falan onları çok yok. Sadece bu hafta işte Köl Köl'le mi oynadılar bu hafta? Yok Köl'le Dortmund oynadı. Şut e, Stuttgart olması Stuttgart, lazım Stuttgart, 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 sanki. Dör, 40. dakikada iki maç aynı anda seyrettiğim için karıştı şimdi. Fark oldu. E, 4-0 oldu. Kırmızı kart falan. Sonra Neuer'i maçtan sonra gördünüz mü? Yani adam şey... Sen mi anlattın maçı yoksa? Yok, yok abi ben anlatmadım. <laughs> ben <bunu>. sessiz <laughs> seyrediyordum da. E, yani dünya <laughs> şampiyonluğu kazanmış gibiydi. Clean sheet tuttu ya. Bir önceki maç asıl... Nasıl seviniyor biliyor musun ya? 4-0 zaten 35. dakikada 4-0 olmuş maç. Niye? açtı i̇şte, abi sporcu hırsı. Başka bir şey yani. Bir önceki maçın son dakikalarında gol yediler. Oradaki Delirde. öfkesi daha ilginçtir belki. Çünkü oraya Clinshit yani. yazmak istiyor sürekli. E Brezilya maçında da delirmişti hatırlar 7-1 olunca. Şu an işte gerde delirdiğini hatırlıyorum. Evet. Bir Mesut abi karşı bir... <laughs> <laughs> evet. Yani Mesut değil dendi sonra ama çünkü Mesut karşı karşıya da atmaya çalıştı değil mi? E, pas ben. Da, de, ya karşı da, karşıya da bir pozisyon oldu. He. Sonra şu an işte ger çok sinirlendi hatırlıyorum. 8-0 olacaktı 7-1 oldu. Ona sinirleniyor adamlar. Alman teknolojisi. <laughs> peki hani derbilerin hep bir e, galibi olarak bakılır ya şampiyonlar. Şampiyonluk yarışıyla da beraber. Sence bu derbinin hani galibi kim oldu? Galatasaray'ı da hesaba katarak belki hocaları da hesaba katarak öyle yani bir şimdi, e, çıkarabileceğim bir şey var mı? Beşiktaş galibi oldu. Beşiktaş hala puan farkı var. Yani Galatasaray'la bir puan arttırdı. Fenerbahçe de sabit tuttu. Kaç puan var? Beş puan var Fenerbahçe'yle. Evet abi bir maçı eksik ama Beşiktaş. Bir maçı eksikti. Fenerbahçe'nin bir maçı fazla. Evet. Bunu, da yanlış bilmiyoruz. Ne maçı ya? Yani maç kaçırmadı ki Beşiktaş. Aynen. Doğru. <laughs> <laughs> Alışkanlık Keşke işte. Üç puan verilseydi. Nasıl? Dediğin gibi 3 puan verilseydi. 3 puan verilse daha kafalar daha yerinde oturmuş işte. olurdu. Yani Beşiktaş maç kaçırmadı. Aynen. Fenerbahçe'de Galatasaray ekstra maç yaptılar. Ee, şimdi iki, yani ikinci bundan sonraki ikinci maçta Galatasaray boş geçiyor değil mi? Doğru. Hı hı. Dolayısıyla İngiliz haftasının ortasında dinlenecek. Ama giderken de iki stoperi olmadan gidecek. Ve anlaşılan şu ki Jetson Fernandez'i de oynatmak zorunluluğu var. Yani öyle de bir durum var herhalde. Yani belli bir süre sahada tutma zorunluluğu var. Dolayısıyla oyunlara bakıldığında... Çünkü ben iki hafta önce onu hatırlatın bana. İşte Fatih Terim kokuyu aldı, görüyorum onu. Bunun bir altını konuşalım. Eee... İki hafta öncekiyle şu andaki durum aynı değil. Aynı değil yani Galatasaray açısından da Fenerbahçe. Fenerbahçe açısından hep aynı da Galatasaray açısından aynı değil. Beşiktaş daha standartını oturtmuş durumda. Bir de inanılmaz bir Abu Bakar var yani kim tutacak o adamı bilmiyorum. İçe hafta içi attığı gol de inanılmaz bir gol. Çok. Başakşehir maçında. Çok. Ki çok benzerini... Yani. Yine 10. dakikada altaya çekti atıyordu çok benzerini. Doğru. Bir önceki döneminden daha iyi olabilir mi? Bir kesin, sakatlık derken çünkü çok o konuşulmuyor kesin belki ama. Kesin çok daha iyi. Bence de. Hiç tartışması yok daha iyi. ve inanılmaz bir durum bu yani. Yani Larin ve Abubakar'ın durumu inanılmaz. Bu açıdan yani Sergin hoca bir kutlamak lazım her seferinde. Dünkü maçta ha onu önce alabilir miydi sonra ya, takım pozisyona giriyor. E, Uzun golü atana kadar pozisyon vermemiş. E, yürüyor takım. Yani neyi değiştireceksin ki? Bazen teknik direktörlük hiç dokunmamaktır. Bazen hiç dokunmamaktır yani. İşleyen sistemi bozmamak. E olabilir. tabii ya şimdi İrfan, şimdi İrfan ben sürekli oynaması gerekiyor diyorum. 50. dakikada bitti. Yürüyecek hali kalmadı. E karşı tarafına bakıyorsun herkes cayır cayır oynuyor. Neyi değiştirecek? En kodu çok hızlı değil mi? Ama bakar kaleye giriyordu neredeyse. Kaç taç tane yapıyor yani. Yavaş mı? Yani o, o yavaş mı? O da olsun. O da. Ellerin 15 tane atmış abi. Ya yani onu tutmasın mı? Bilmiyorum yani biraz fazla ezber eleştiri gibi geliyor. Ta saygı duyuyorum tabi Belki öyledir. Ama Oyun Beşiktaş'tan gitmedi. Oyun Beşiktaş'tan ne zaman gitti? Ben iyice kontrole geçeyim dediği anda gitti. Ve onu tamir etmenin Beşiktaş'ta bir yöntemi yok. Yani Sergen Yalçın onu tamir etmenin yöntemini bulamadı. Ha bu konuda eleştirebilirsin istiyorsan. Ama bu takım aç dünkü takımdan kaç tane oyuncu geçen sene var kadroda? Beşiktaş'ta mı? Evet. Vida var. Ee, Vida, Ersin 2, Atiba, Laiç 4. Yani, evet. 4. 4. Ellerini e, saymıyorum çünkü. bu da yeni takım yani. Hayır Ersin'i de saymaman lazım esasında. Doğru. Son birkaç hafta. Sonra e, yani. Ersin'i yani de, de saymayabilirsin. E, Leic'i de bakma. saymayabilirsin tabii ki. Yani bu adamlar yoktu. Dolayısıyla hani Fenerbahçe nasıl yeni bir takımsa Beşiktaş da öyle yeni bir takım. Ha şöyle bir ezberi var takımın. Hani Abu Bakır'ın bir Beşiktaş ezberi var ama Abu Bakır'ın Beşiktaş'ı ile bu Beşiktaş, o seneki Beşiktaş ile bu seneki Beşiktaş aynı Beşiktaş değil. Oradaki kadro kalitesiyle, buradaki kadro kalitesiyle. Teknik adam da farklı. Misin? E, tabii evet. ki canım. Orada... Bu sene mesela tartışmasız yıldızı. O sene muhtemelen Talişka'dan Cenk. Yani Cenk'le aynı seviyede. E, Talişka'sı, Cenk'i, Korejma'sı, Adriano'su, şusu bu su. Dolu adam vardı yani. Pepe'si değil mi? Hı hı. Pepe vardı değil Yok, mi Yok, o sezon? Yok Pepe yoktu. Sonraki sezon mu geldi? Sonraki sezon geldi. E neyse yani o kalitede bir kadroydu ama yani. Ee, o zaman Adriano da bir sonraki sene geldi. Yo Adriano ile oynadı. Oynadı mı? Aynen. Napoli maçları hatta. Doğru. Abubakar'ın gol attı. Ee, ama bu Abubakar farklı ve 66 dakika yani geçen sene oynadığında ve diz sakatlı. Yani eğer bu diz kendin, yani burada bir tamirat olduysa, düzeldiyse Abu Bakar çok para edecek. Çok para edecek yani. Umuyorum o başarılı olur. Çünkü Sir Lott bak patladı. Yani biraz toparlamaya çalışıyor şimdi ama son dönem. Bazı açıklamaları da ee, oldu aslında o yakın bir, yani Onu söyleyeyim yani, yani. Vedat'la Sir tutma işi bizim piyasa açısından çok kötü oldu. Ki sen e, doğa, e, doğa la... tutsun Çok, Çok kötü oldu yani. Çünkü yani ikisi de e, atıyor olsalardı Türkiye piyasası ha o zaman gidip ha ona da bakalım işte şu ona da bakalım falan diyecekti. Çünkü vitrin önemli. Söyle otan açıklamaları var evet. Ne diyor? <laughs> Taktik konusuna biraz takılmış herhalde Taktik Türkiye yok diyor. ]'deki. Çık gol at diyorlardı diyor. İki hafta önce de Borin ne dedi? E, çok doğaçlama oynanıyor. Doğaçlama oynanıyor futbol. Şimdi e, böyle ol, eğer böyleyse ki böyle olduğunu biliyoruz çünkü bütün neredeyse e, yabancı oyunculardan bunu duyuyoruz. Bir, iki yabancı teknik adamlarda özellikle Türk oyuncularla oyunda da önce bir dur diyorlar. Bir öğretelim genelini işin sonra bakarız öbürlerine daha e, sofistike sorunlara daha sonra bakarız önce bir temeli öğretelim diyorlardı. Demek ki burada böyle bir problem var. Peki bu problem varsa eğer bir taktik sorunu varsa, taktikle alakalı bir sorun varsa ki bu hani bu oyuncuların hepsi söylüyor ya da doğaçlama oynanıyorsa, taktik yoksa ortada teknik direktör değiştirip durmaya ne gerek var? Aynı şeyler. Ya yani ne değiştiriyorsunuz ki teknik direktörleri o zaman? Daha yeni doğaçlamalar için herhalde. Adamların, adamı niye kovuyorsun da yenisini getiriyorsun? Aynı şey olacak. Ya da acaba bundan mı doğaçlama oynanıyor? Sürekli değiştirip durduğunuz için. Ya hoca bir şey uygulatacak vakti bulamıyor. Hayır uygulatmaya yani vakit değil girmiyor bile o topa. Riskli gördüğü için mi? peki abi sen. Abi onun bir kurulun süresi süreci var çünkü yani bir şey kurması lazım adam. Mesela Sergen Yalçın da biraz buraya geçti. ya Yani Sergen Yalçın e, şimdi kontrol oyunu oynayamamak ne demek ya? Avrupa'da hiçbir şey yapamazsın demek yani. Paralarlar senin demek. En sen söyleyebilirsin. Söyleyip önde bas, önde bas, önde bas yapabilir misin yani? Mümkün mü öyle bir şey? Geçtim Bayern Münih'e Manchester United'da falan yapmayı. Slavia Pırağı yapabilir misin? Sürekli önde bas, önde bas. Yapamazsın. Hiç, yani Sergen Yalçın da baktı işler kötü. Dedi ki kardeşim önde coşku yapıyoruz yani. Başka şey yok bunun. Zaten biz Beşiktaş'ız. Ekstra adam atarız. Bir daha, daha atarız. Rakip zorluk çeker. Yani çünkü Sergen Yalçın'ın lig başarısından bahsediyoruz. Ama taktik olarak çok ciddi bir eksik var ortada. Ve o tamir edilemiyor. Ama lig ölçeğinde ölmesi gereken bir durum bu değil mi? E geçelim Fatih Hoca'ya Türkiye'nin en önemli taktisyeni değil mi? E, kaç ikinci dakikada orta sahayı tamamen boşalttı? 57 mi? Aynen. Bütün orta sahayı boşalttı. Öne attı herkese. Şimdi ben maçı seyrederken dedim ki... Ya Abu Bakar Falcao, çünkü geçen sene Abu Bakar Falcao Muhammed Falcao geçen hafta dedi ki iki santiforla çıkıyorum ama değiştirebilirim yani. Eski plana dönebilirim dedi. Bir deneyeceğim dedi. Okey anladık tamam. Hani birisini çıkarır. Onyekuru'yu atar oraya. Gene eski plana döner. E şimdi burada maç 2-2. Ve çok şiddetli sert hücum yapan bir rakip var. Kuvvetli bir dörtlü var ön tarafta yani. Buna rağmen hoca ne yaptı? Orta sahadan boşaltıp iki kanat oyuncusunu ve defansif olarak da problemler yaşayan iki kanat oyuncusunu oraya oyuna sürüp dört, dörtlü bir hücum hattı oluşturdu. İki kişi orta ötürü ve iki kişi de ete boyla Fernandez. Onu onlar da gitti. E şimdi bunun, da. oyun, bunun oyunla alakalı bir değil bu. Fatih, bahsettiğim o Fatih Terim'in kokuyu almış olmasından kaynaklanan şeyi e, hani bütün kılıçlar kılıcı çekmesi yani. Res çekiyor. Ama bunu yani yapamazsın yani kolay bir şey değil bu. Hemen arka arkaya bulman lazım. Ya da buldun bir kontrole geçmen lazım. Buldu çünkü üç üçü. <laughs> Onu da yapmadı gene gidiyor. Şimdi bunlar... Mesela Fatih Hoca bunu atıyorum yani sentetliğini çalıştırıyor olsa yapmaz. Türkiye kodlarına göre yapıyor. Ya da işte mini takımın başında Portekiz'e karşı oynuyor. Yap, oynası, yapma. Eskiden yapardı Fiorentina'dayken. Çünkü Fiorentina'dayken amacı kendini göstermekti. Orada spekülo... Yani hakikaten spekülatif ve hani çok da pırıl pırıl parlak hani tartışmalı ama parlak bir performans çizmekti. Zaten onun sonucunda da Milan'a gitti. Ama e, hani normal bugünün oyunuyla uygun uyumlu bir şey değil bu. Ha başarılı olabilir mi? Olabilir. Zaten 2-3 hafta önce e, söylediğim gibi Sergen Yalçın onu yaparak biraz başarılı oluyor. Ama Sollitto'nun dediği gibi de Borini'nin dediği gibi de ben daha birçok oyuncudan da bunu Duydum Fanoy Donkun'dan şusundan şusundan. Birçok oyuncudan duydum. Tamamen içgüdüsel bir oyun Türkiye'de. Abdullah Avcı sürekli söylüyor ya sürekli duygusal, duygusal, duygusal diye. Ee, evet duygusal davranılıyor. Herkes duygusal davranıyor. Dolayısıyla bu kadar sürekli teknik direktör değiştirmeye gerek yok. Bir, Erzurum'un kaçıncı teknik direktörü olacak? İsmail Kartal geliyor galiba. Dört. Dört. <laughs> ee, Şifo, Mehmet Özdilek. Hüseyin Çimşir, Çimşir Mesut, Mesut, Bakkal. Mesut Bakkal ve İsmail Kartal. Kayseri'de Hamza Hamzoğlu ile beraber oraya geldi. Mesela abi şey çok ilginç. Peki şu soruyu soracağım. Mesela İsmail Kartal'ın hangi işleri sizi etkiledi de? Şimdi İsmail Hoca yanlış anlamasın. Sizin takımınıza uygun olduğunu düşündünüz. Ya da Hamza Hamzoğlu'nun hangi işleri sizi etkiledi de? Mesela son Malatya'da acı çekti adam. Yani o dört hücumculu kısa paralarda. E, yani iyi var. fena da başta oynamasa ama yerel baskı o kadar yüksekti ki Umut niye oynuyor, şu oluyor, bu oluyor. Perişan oldu. Peki onu Kayseri'de iyi yapacak olan ne? Ya da öyle bir travmadan çıkmış adam, Kayseri'nin travması da söz konusu. Neyi değiştirecek? Eğer yani Erzurum'da sürekli teknik direktör değiştirip gene olmuyorsa ki bu da olmayacak muhtemelen. O zaman senin tercihlerinde sorun var demektir. Senin bakış açında sorun var demektir. Teknik direktörde değildir sorun. Ya da oyuncu grubunda değildir. Yönetimdedir bu sadece Erzurum için söylemiyorum. Genel hepimiz öyleyiz yani. Fenerbahçe'de millet dün işte Erol gitsin, Erol Bulut gitsin işte istifade bir hizmettir falan. Kim gelecek? Ne yapacak? Mesela abi Kayseri'den bahsettin. Alper Kelkitli'den geldiğinden bahsediyorduk. Hı. Uzun zaman Hı. Kayseri'de çalışmış. İki maç üst üste galibiyet aldı. Sonra iki maç üst üste mağlubiyet aldı. Ama Hamz önceden anladım. de iki galibiyet vardı. Dört maça çıktı dördünden dört dördünde de galibiyetti. Sekiz galibiyetin dördünü o almıştı yani. Aynen yani sonuçta Bitiriklik altıda dört, dörde iki. Ha. Neden değişti o zaman mesela o da bir soru. Abiciğim mevzu değişikliğin kendisi. Anlatabildim mi? Yani değişikliğin kendisi başrol. Transferin kendisi başrol. Transfer oyun için yapılmıyor. Oyun transfer için oynanıyor ya da lig de iyi götürsün diye teknik direktör getirilmiyor. Teknik direktör değiştirmek için lig oynanıyor bizde. Yani haberi o. Kayseri bu hafta çok iyi oynadı ve çok başarılı oldu falan değil. Kayseri teknik direktör değişti. Oh! Teknik direktör değişti de hayatımız düzelecek yani. Sürekli bir değişiklik peşinde koşup e, hayatımızın düzeleceğini zannetmemiz. Ama yapısal olarak bir şey yapabiliyor muyuz? Yani bir yapısal değişiklik var mı? Yok. Ki Kayseri, Bayram Bektaş'ı gençlerle arası çok iyi diye getirmişti. Başkan açıklaması oydur. Ve 3 yıllık sözleşmede Aynen. vardı. Heraklit Tosun, Herakli'yi yani izleyeceğimiz bir Gençlerle oldu. arası çok iyi diye getirilecekse bizim bir arkadaş var. Akdeniz'den çok <laughs> sempatik, iyi bir insandır. Komik de. Herkes de çok sever. O gelsin yani. Ee, Galatasaray'da abi biraz bahsettik aslında. Geçmeden belki son bir teknik direktör açıklamalarına bakabiliriz tamam. abi. Sergen Yalçın e, Halil Umut istemediklerini söyledi. Yani Sergen Yalçın bunları inandığı için söylemiyor. Bu olan için de söylemiyor. Olacaklar için söylüyor. Ya yani çünkü yani var mı dünkü hakemde problem? Ya var tabii birkaç tane foul hatası. Ya oyuna oyunu ortak etmek hatası. için her şeyi yaptı. E peki bir kötü şey yok niyetli gibi. bir adam Gezalı kırmızı kartla atsa kim ne diyecek? Caner e hamlesinden dolayı. Hı. Ne diyebilirsin yani? şu şunu Atsın, doğru olur demiyorum. Kötü niyetle Fenerbahçe'ye maçı kazandırmak istiyor. Şırrak diye çıkardı Muhammed'e çıkardığı gibi. Ne diyeceksin yani? Peki, Peki Fenerbahçe niye VAR çizgilerinden bahsetmiyor? Çünkü VAR çizgilerini bir terör örgütü organize ediyorsa, e, geçen hafta ediyorsa bu hafta da ediyordur. Bir hafta edip bir hafta etmiyor olmaz. Niye vaz niye konuşulmuyor konu? Çünkü çok ciddi iddialar var. Bu daha çok ciddi iddia ve hatta federasyon daha fazla da bunu söyledi. Zaten. Daha fazlası da konuşuluyor. Yani ben daha fazlasını da duydum ama spekülasyon olacağı için. Ya işte bilmem ne oradakilerden biri bir şey tweet'e atmış, öbürsü bilmem ne atmış. Orada bağlantılar kesin, kanıtlar var. Çizgiler kesin öyle çiziliyor falan. Diye. Net. Peki abicim ya bunları siz federasyonun çünkü federasyon başkanı dedik ya abi kanıt yok diyor. E bunları bir gösterseniz de en azından Savcılık soruşturmasını yaparken idari soruşturma olacağı için ligin bekası gereği en azından onlar bir kızağa çekilsin. Zaten varsa bizle de paylaşılmasını diliyoruz. Ama diyor, yani düşünün şey sen eminsin orada öyle bir şey olduğunda. Ve o adam hala işine devam ediyor orada. Olur mu böyle bir şey? Yani idari soruşturma hukuki soruşturmanın dışında gelişen bir şeydir. Vardır ya Amerikan filmlerinde. Rozetin ve silahım falan <laughs> yani. yani çünkü soruşturma var. seni bir kıza alacağız. Ondan sonra bakarızdır yani. Ama bu sırada eğer sen suçluysan bir polis olarak ben seni sokağa devreye salamam. Çünkü sende bir problem varsa bu yaşanacak iki ayda yaşanacaklarda kim bilir neler olabilir. O zaman sen de sorumlu olursun zaten. Tabii. O zaman otur biraz sen iki ay. Bakalım biz eğer şeyse al. Rozetini alabilirsin dostum. cilt falan. Mı? yani hem adam orada şey yapıyor, manipüle ediyor ligi. Hem de sen hiç sesini çıkarmıyorsun, bekliyorsun orada. İleride çıkacak. İleride çıkacak da lig ne olacak? Ligi tescil edemezsin o zaman. Bunlar yani bilmiyorum tabii. Fenerbahçe'nin iddiaları çok ciddi. O yüzden hani bu tip konularda ya ne diyorsun Yani diyemem. Ç Yarın öbür gün çıkar öyle bir şey belli mi olur? Ya ama federasyon başkanı diyor ki ya hiçbir şey yok ortada o zaman niye söyledin ya? Bir acayiplik yok mu? Bana mı öyle geliyor sadece? Ee, Sergen Hoca'nın da tavrı yani biraz terim mari yaklaşımlar bunlar. Ön alıyor. Ya yani ben bunu, bunu da yani onun lig analizinde böyle bir şey var. Ya da Aziz Yıldırım var diyeyim. Ee, lig analizi şöyle yani bir bunları rahat ettirmemek lazım yani. Biraz dikan üstünde olsunlar MHK tarafı. O yüzden her hafta bir iğne batırıyor yöntem olarak. Derbiden başka bir şey var mı abi aklında? Yani işte Erol Bulut konusu var tabii. Hani gitsin mi kalsın mı kesin gitsin falan. Bu tip duygusal kopuşlar olduğunda tamiri imkansız oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Erol Bulut bu sene şampiyon olsun. Seneye de Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final yapsın. Aykut Kocaman, Ersun Yanal bölünmeleri var ya. Erol Bulut bölünmesi de olur. Yani ne yaparsa yapsın kabul etmeyecek bir yüzde elli olur. Yeni cephe açılır. Tabii. Ne yaparsa öyle çünkü yani takılıyoruz biz o nefretimize ya da şeyi hırsımıza. Sahada ne olup ne bittiğine bakmadan değişiklik de kaçınılmaz oluyor o zaman. E tabii. Çünkü ben anlay bu taraftarlıkta çözemediğim bir şey var. Taraftar üyeysen sen taraf yani bir üyeysen orada gruplarda yani siyasetini yapıyorsun demektir artık o işin. Orada gruplardan birine dahil olabilirsin. Çünkü o kulüp öyle yönetilsin istersin. Şöyle olsun istersin. Ancak taraftarın kendi, sadece salt taraftarsan ben bir taraftar grubuna üye olmayı da anlayamıyorum. Birisici olmayı da anlamıyorum. Anlayamıyorum. Aykutçuyuz biz, Ersuncuyuz biz. İşte işte şu gruptanız. Öbürsü diyor ki işte ben bu gruptanım. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta hepsinde var. Ben çözemiyorum, anlamıyorum yani. Galatasaray, sen Galatasaraylısındır. Beşiktaşlısın, Beşiktaşlısındır. Beşiktaşlı ve bir şey gruplu, Fenerbahçeli ve bir şey gruplu. O zaman bu bir şey gruplu olduğun anda Öbür grup senin neyin oluyor? Aynı kulübün başka grubu da var. O neye oluyor peki? Bir iç rekabet. Seni ondan ayıran ne yani? Ya bu hissi bir şey çünkü. Değil mi? Takımınla bir his bağ kuruyorsun. İkinci bir bağlantıya ne gerek var? bir tribün oda olur. Tamam. Biz o tribündeyiz. Yani onu anlarım. Lokasyon bir de Ama de. organizasyon olmanın mantığı ne? Ticari olması dışında bir şey aklıma gelmiyor benim. Bu aslında bence biraz birlik beraberliği de bozan bir şey. Kendi Bence düşersen. öyle. Yani ve eğer ticari bir bağlama girdiği zamanda iş, ürün satıyorsan mesela taraftarlığın düşer senin. Bence öyle yani. Ben şeyde futbolcular ve teknik direktörler için de aynı şeyi düşünüyorum. İşte biz Galatasaray'a kalbimizi verdik. O zaman alma 3 milyon euro'yu. Kalbini verdiysen. 3 milyon euro'yu alıyorsan da o zaman profesyonel konuş. Profesyonel ol. Takım sevgini ayrıdır. Beni ilgilendirmezse işini yap. İşini yap. Abi kenarda otur bütün gün. Hiçbir şey yapma. Oynama. Yedek. Biz burada işte bir Hadi canım geç. Çık sahaya oyna. Geçiniz bunları. Geçiniz bunları. Bu kullanılıyorsunuz arkadaşlar. Sevgili taraftarlar. Kullanıyorlar size. Belki bölünmeniz lazım. Ben Emre Belözoğlu'nu eleştirirken zamanında ki yaptıkları ne küfür ediyordu. Anam 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 yani artık böyle maillere bakmıyordum. Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bu sefer tam tersine Fenerbahçe. Fenerbahçe'de. <laughs> Abi haklısın, bir numarasın diyenler ertesi gün... ...ümrü bizim gururumuzdur, nasıl öyle bir şey yapabilirsin falan. Ya geçiniz, oyun oynuyorlar sizi de, bırakın ya. Geçiniz, geçiniz. Kenarda oturacaksın bütün gün, bütün sezon. Sonra en büyük taraftar sensin. Bir de indir, güzel. Ah ah. Ki büyük camiadan da o dönem bolca küfür yedim diyorsun. Ya bizim kaderimiz bu. Kaderimiz bu. Sergen Yalçın iyi bir teknik direktör olabilir falan diyorsun. İşte sen işte Sergen'i takım arkadaşın olduğu için pazarlamak istiyorsun yani. O nasıl Sergen önce bence burada hata yaptı diyorsun ya da yanlış konuşuyor hakemlerle ilgili. Sen Beşiktaş efsanesine nasıl laf edersin ya Aynı adam ya, söyle ya. Ha bu şeydir tamam. Yani mesela bu Sergen konusundaki örnek hissi bir durum olduğu için olabilir. Onu kabul ederim. Ama öbürleri biraz garip. <laughs> Orada histen çıkıyor iş yani. Aç kapa düğmesi gibi bir şey. Bir biraz değişken. öyle oluyor. Bir de ticari bakanlar var tabii. Onu demi söyledim. Evet. Belki hani herkesin de çok uzatmayayım abi de ticari olmayan bir kısmı olduğunu da düşünüyorum ben yani. Sadece deli yanlış gibi işte. Ersun Yanal veya Aykut Kocaman'ın savunma okuyorsun. Tabii ki. Ama işte yanlış olan 6. Tabii ki var. Ama bir insan niye Ersun Yanalcı olur ya? Bir insan neden Aykut Kocamancı olur? Kim başarılı olursa o işte. Yani aldı mi? Ne Kartalcı er yok. Ersun yani. şampiyon olduğu zaman almıyor musun o kupayı? Sevinmiyor musun? Çıkmıyor musun dolaşmaya? Ya da Aykut Kocaman. Ha oyununu beğenmemek. Ben de beğenmiyorum. Yani o ayrı. Şeyin Aykut Hoca'nın. Yani hoşuma gitmiyor. Zevk meselesi. Ama kötü olduğunu söyleyemem. Çünkü başarılı olmuş defalarca. Bir de retro bir ekip var abi. Dağımcı onlarda. Dağımcı çok Bu, enteresan. Dağım bile dağımcı değildir. Değildir yani. <laughs> Adam en son ne zaman? Bursa Spor'a çalıştı. Yok Romanya'yı. Türkiye'de. Milli takım. Aa, Türkiye'de Bursa. Kulüp türk takımı Bursa. Aynen. Kaç? 2014 mü? Abi Şenol Güneş'ten önce 2014-2015 ya da evet. 2013-2014 olması lazım. 7 evet. senede teknik yapmamış yapmamışlar. Abi Galatasaray 100'e geçelim mi? Biraz e zaten konuştuk biraz zaten. konuştuk. Evet. Ee, ben baştaki planı yanlış bulmamakla birlikte Rize'nin tabii Bülent Hoca'yı kutlamak lazım. Hakikaten çok zorladılar. Yani şimdi şunu söyleyebilirsin. Ee, savunmada çok hata yaptı eee ve marka havluyunda mı üzerine bu konuşuluyor ama Saraço'nun attığı taç yani hayatında 15 dakika futbol oynamış birisi o topun asla öyle atılmaması gerektiğini bilir. Eğer sıkıştıysan sen hiç kaleciye taçtan top atan adam gördün mü? Düşünmüşsündür çok, ama çok niye, niye atmıyorlar yani. acaba diye düşünmüşsündür değil mi? Ee, abi bir tane Türkiye Milli Takım maçında sanki yani. öyle bir gol atmıştık. Çok o azdır. Yani de, halbuki hani oyunu ilk defa seyreden birisi ya bunlar niye atmıyor ki buraya der. Yani burada adam var niye burada sıkıştırıyor. E çünkü gol bölgesini kendi elinle top atmazsın yani. Çok mu sıkıştın? Kalabalığı atarsın. İleri birisi kaşırır. Yani olacak iş değil o. Yani pasın kendisi yanlış. Emre'nin pasında da esasında attığı adam Muslera. Muslera atmak istiyor ama o kadar üzerine geliyor ki Marka'nın karıştırıyor acaba bana mı attı ona mı attı diye. Kontrol edememesi de ondan. Yani biraz açığından atsa, Emre gibi ben de çok beğendiğim bir oyuncu. Biraz açığından atsa hiçbir sorun olmayacak. Ama üzerine attığı için marka kafa karıştı. Herhalde bana attı dedi. Ve tutamadı yani. Ancak bunu baskı altına alan, bilinçli olarak oraya koşu atan Rizelileri ve bunu seçen Bülent Hoca'yı kutlamak lazım yani. Şansı da ya haber gitti. Yani çünkü 2-1 olduktan sonra o hat bir hata daha gelmesi. Emre'nin o bezdirici golü Emre Akbaba'nın şahane bir gol attı adam. Ondan sonra oyunun döndürebilmek için böyle bir hata gerekir. Biraz da şans ama şans o hatayı zorladığı, orayı kurcaladığı için de kutlamak lazım. Ee... Bunu daha fazla takım yapacak mı sence abi? E şimdi Hatay zaten böyle bir takım. Ve iki tane savunma ortasında iki oyuncu yok. Şimdi o maç nasıl olacak merak ediyorum tabii. Ki da fena olmayan bir orta sahası var. Evet. Yani biraz bir düşüş var son dönem bence oyunlarında. Bir sallandılar ama iyi oyuncuları var. Yani bahsedilenlerin dışında da iyi oyuncuları var. Mesela bu Penza'yı ben çok olağanüstü işler yapmasına rağmen, burada da çok övmemize rağmen, hani 10 milyon euro verip falan alınır mı? Çok büyük risk yani. Çok dalgalı bir oyuncu. E geçmişi yok. Yani bu senede. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Maçları dikkatli izlediğin zaman çok acayip goller atıyor. Ama bazen de bir 30 dakika göremiyorsun. Çok riskli. Ee, ama onun dışında hakikaten çok iyi organizatörler, çok iyi oyuncular var. Ee, buna zor... Tabii bunun üzerine... Ama hoca değiştirir sistemi. Ben 4, bu 4-4-2'nin kötü bir e, oyun olduğunu düşünmüyorum. Buradaki problem şudur. Bu biraz dizilişsiz bir diziliştir. Yani herkesin her şeyi oynaması gerekir. Öndeki ikilinin ortası, ortadaki ikilinin hücum oyuncusu olması gerekir. Yani düşün Selçuk ve Melo birisi 12, birisi 13 gol atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. O sezon. Yani Melun'da da, da kariyerlerinin öyle bir şey söz konusu değil. Selçuk bir de galiba attığından daha fazla asist yaptı. Zaten bence bir asisti vardı ama. Selçuk o performansı insanlar izlettirdiği için de. Bir sene öncesi de var. Evet Trabzon'da da var ama. Yani Trabzon'daki son sezonu ve Galatasaray'daki ilk iki sezonu olağanüstüydü. O tandem arayan oyunculardan. Soza tek başına oynayanlardan. Gustavo ikisini de eh oynuyor. Gidiyor geliyor. Ee, şimdi bu bu hücumcuları o oyuna ikna etmek önemli. 11 gol 12 asist. Selçuk. Ee, de, normal sezonda. Bir de süper he. finali var. Orada da 2 gol 3 asist. Evet. Melon'un da benzer bir golü ama bir şeyi vardı galiba. Bir asisti vardı. Onun asisti yoktu. Eee Orta saha merkezi hücumun bir parçası olabildi mi? Olamadı. Olamadı. Peki hücumcular orta saha olabildi mi? O da olamadı. Yani onu yapabilmen lazım. O bir e, Uyfalusi, Semih, Selçuk Melo, Necati Elmander bu ekip kompaktı yani. Böyle birbirlerine çok yakın oynuyorlardı. Et, Etrafındakiler de işte iki kanat savunmacısı o, çok iyi Ebu ile kim oynadı Değil. sonra? çok iyi hücumu tamamlıyor yani e, e, orta sahada Enginle Emre vardı galiba evet aynı onlar da evet. iyi, yani çok değerli topluydu ama 13 oyuncuyla oynuyordu şimdi bu kadro oyunu oynayabilir ama bu Jetson'un Jetson'un ya da e, anladığım kadarıyla bir oynatma zorunluluğu var o biraz hocanın elini zorlaştırıyor. Olması ]laştırıyor. oynatmaz yani, yani biraz yani. daha ıstı oynatması lazım çünkü iyi oynadığı bölümler var kötü oynadığı bölümler var. Ee, abi mesela 10-11 sezonun beklerinden bahsettik. Burada da öyle bir bek katkısı gelse. Var öyle bekler esasında ama tabii oyun o, yani fizik ve yapabilecekleri açısından var. Ama e, oyun bilgisi o, o seviyede değil. Yani şimdi Arsenal'de senelerce oynamış Ebu ye ile Yedlin'in aynı oyun bilgisinden gelmesi çok mümkün değil. Ki Riyada Liverpool. Riyada Liverpool ve ondan önce İspanya performansları ve çok iyi takımlarda hep abimiz. Ay bu Yedlin'le Aračić kötü oyuncular değil. Onların onların da oynadığı iyi takımlar var ama bu, e, bu iki oyuncu yazılımı çok ileriydi o dönem için. Alex yani. Teixeira geldi sonraki seneler United'ın sol beki. Hayır hala bana Evet ama over, hani over geliyor biraz yani. Kalite o zaman gerçekten yüksekmiş. Ama sen yazılımlı gelmedi ki sana. Evet. Yazılmış sen mı? şimdi format atıyorlar ona. Aynen. Bizdeki problem o. Mesela diyorlar ki e işte onu bizimkiler almamış. İşte Haaland'ı almamışlar bizi. 16 yaşında işte şu kadar para. E Sörlot diyor ki sana burada taktik yok kardeşim. Haaland Haaland olur muydu sen onu almış olsan? Ya yani senin adama içine dökeceğin bir kalıp yok. O yüzden diyorum Brezilya'dan direkt oyuncu almayın diye. Real ve Barça yaptı son zamanlarda bunu. Hayır onlar yapar. Onlar format atar. Sen atamıyorsun ki. Almanya'ya gitsin, İtalya'ya gitsin ondan sonra alsan. İki sene bir orada bir format alsın. Avrupa futboluna uygun hale gelsin, sonra sen al kullan. Çünkü sen formatlayamıyorsun adamı. Bunun Alex var bir ama Alex de uluslararası, evrensel oyuncuydu. Mehmet Öreli var, onun dışında örneği yok. Direkt Brezilya'dan gelip büyük damga bırakmış. Nobre var belki. O da Japonya'sı vardı onda. Aynen. Bizim problem o. Yani Sherlock'ın, Borini'nin filan dediklerine iyi bakmak lazım. Ki Borini'nin de artık İtalyan bir teknik direktörü var. Biraz İtalyan daha... teknik kaç yaşında? 31. 31 yaşında. <laughs> Çağdaş Hoca'nın yardımcısıydı. Ondan önce de Dezerbinin Sassuolo'da. Evet, inşallah e, istediklerini bulurlar Herhalde Bir cevher görüldü. Ben tanımıyorum çünkü o yüzden büyük büyük laflar edemem şu anda. Geçelim mi? Dili konuşmak bile avantaj olabilir. tabii. Yani o kadar Kim? çok İtalyan oldu ki <gülüyor> takımda. Si. <laughs> Kara Gümlük'te İtalyanlar. O zaman e, Trabzon Ankara gücü. Trabzon yani. sporun herhalde Abdullah Avcı geldiğinden beri en iyi ön alan baskısı yaptığı oyunlardan biriydi diyebiliriz. Maçın belli bölümleri için. Yerel mesela. basında bir önceki maçtan sonra biraz tepki vardı hani artık ama yerel basın her şeyi oynamayı tepki. unuttuk diye. <laughs> zor yani. Bursa Bursa ve Trabzon yerel basınlarından kaçış yok. Yani şampiyon olsan ertesi gün sen ne yapıyorsun diyebiliriz. Öyledir yani. Ona ona göre davranacaksın. Ama bir taraftan Abdullah Avcı'yı da çok büyük destek var. Onu söyleyebilirim yani. Kask vesaire. Evet derken. evet. İyi bir ön alan baskı yaptılar. Ee, tabii hani Berat oynamayınca, olmayınca Bakasetas'ın problem yaşadığını düşünüyorum ben. Ee, biraz kayboluyor. Ama mesela Canini'nin de çok ciddi bir ilerlemesi var. En iyi maçıydı herhalde onunla. Ama yükseliyor, yavaş yavaş yükseliyor. Mesela hani Canini, Abdullah Avcı gelene kadar bu adam Trabzon'un topçusu değil kararı net verilmişti. 70'te giriyordu o civarlarda. Evet ve yani geliyordu dolanıyordu falan yani sahada öyle hani, bir, abi pazarı bir bakma yani dükkana girdiğinde derler ya niye, buyurun filan öyle bir bakmaya gelmiştim. Alıcı yani. değiliz. Yani, bir bakacağım diye. Öyle, öyleydi sahada yani. Ee, şimdi öyle değil. Ee, demek ki yani bir şey anlatılıyor adama yani. Sörlod Abdullah Avcı'ya e denk gelseymiş belki böyle konuşmazmış. <laughs> ee, onu görebiliyorsun ama tabi problemler yok mu? Var. Yani ben seneye dört temel ilk 11 oyuncusu en az alınacağını düşünüyorum. Abdullah Avcı onun araştır. O elinde listesi vardır zaten. Onu onda iki liste oluyor. Birisi çok gelişmesi gereken oyuncular. Birisi daha hemen hızlı hazırlanabilecek oyuncular. Yani çünkü milli takım başına geçtiğinde de Tunay Torun'la Sercan Sararar. iki iki kalıcım kanadıyla çıkmıştı. Çünkü onun kafasında şu var. Ben bunları öğretirim yavaş yavaş. Benim istediğim tarz oyuncular bunlar diye. Ama Türk milli takımı bekler mi? Trabzon hiç beklemez. O yüzden biraz daha çabuk uyum sağlayabilecek, hemen uyum sağlayabilecek dört oyuncu bulabilirse, tabii bir de hani kimler gidecek onu da bilmiyoruz. Uğurcan için çok ciddi teklifler var deniyor. O da çok önemli ama iyi yedek kalecileri de var. Abdülkadir Parmak da şunu demiş, Türkiye'nin en iyi kalecisi bizde. E, katılır mısın abi? E, bu bir tartışma konusu tabii e, ama komple kalecilik. yani Altay'ın bazı özellikleri Uğurcan'dan daha iyi ama komple bakıldığında Uğurcan'ı biraz daha önde görebilirim evet. Milli takım tercihi içinde zor aslında. Altay, Uğurcan, Şalcı şey zorlanacak ee, gibi. Oradaki durum şöyle duruyordu en son. Mert bir numaraydı ama çok formunda değil. Berke'yi bayağı iyi buluyor. Önde görüyor. O da yukarıda yani ümit bir takıma çağrılıyor ama daha yukarı. Ersin'i de beğeniyor anladığım kadarıyla. İyi Çok iyi kalıcılarımız var ya. Hiç orada bir tar tartışma yok yani. Rahat evet. olun. Ben rahat. <laughs> E, ee, Süper Lig tarihinde en yüksek galibiyet yüzdesi ve puan ortalaması yakalayan hoca oldu bu arada Abdullah Hoca Trabzonspor'da. Ne acayip değil mi? Olur olmaz derken. Evet. Yani hiçbir şey kazanamadı hala. Yanlış, yanlış ülke. <gülüyor> <gülüyor> Bizim bazı hocalarımız <laughs> Almanya'da falan doğmuş olsa çok farklı olurlardı. Abdullah Hoca muhtemelen. Yani burada da çok uzun süre bir takımda çalıştı ama orada da ne hani efsane olup Iı, aynı takımla bile yıllarca gidebilir tabii. çok Gide saygılı bir şekilde. Gidebilir olabilir. Ama işte her ülkenin kendi kodları var. Her sene ilk üçe sokacak hoca gibi. Ne olursa evet. olsun. Evet. Ki bence bu çok değerli. Yani... Bence de çok değerli ama nerede işin yürümediği finali nasıl yapamadığını da artık test edip bulması lazım orada. Bir analiz lazım oraya. Yani çünkü şey çok can sıkıcı aslında. Ah şimdi 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 derken ayrılıyorsun o sene şampiyon oluyor takım. da yani şampiyon yapan Okan Hoca da çok büyük iş yaptı ama ertesi görevinden alındı. Yani oraya da şey gelmedi yani. Ancelotti gelmedi. O yüzden o, Abdullah Hoca'nın o analizi iyi yapması lazım. Şampiyon yapamamıştı Abdullah Abca ama bu kadar da düşürmemişti hiç takımı. İşte bu onu diyecek. işte, yani sokabilmek. Analiz iyi i̇yi analizi lazım. Bu maçı hani son bir dokunuşla ya Trabzon zaten rüzgar gibi başladı hani Ekuban, Canini, goller de arka arkaya geldi ama Uğurcan mesela böyle bir maçta bu kadar öne çıkmayacak mı? Şöyle yani. çünkü 3-1'e kadar çok iyi olduğunu, Trabzonspor'un çok iyi olduğunu söyleriz 2-1, 3-1. Ondan sonra Ankara çok net pozisyonları var. Yani kale içinden kaç tane kaçırdılar. Orada bir çöküş oldu. Yani orada Berat'ın olmayışı, orta saha demin bahsettiğim o 4 transferin en az ikisi orta saha merkezi ne olacaktır? Hani belki Berat yedekte kalacak, bilmiyoruz. Ee, Oraya bir ayaklandırması lazım hocanın. Çünkü o olmadığı zaman Ekuban da Vakayem'de bir yere kadar gidiyor. Çok ekstra işler yaptıkları için sürekli bir oyunculardan bunu bekleyemezsiniz. Sürekli ekstra olanın ekstrasında. bir de Sörloth'un söylediği gibi uzun süre taktik bir taktik olmadan oynayan bir ekip. Abdullah Hoca bir oyun çiziyor ve oyun çizilen oyunda çok işlemezken çünkü bir oyuncuya kardeşim çık oyna dediğinde ekstra sorumluluk hissedip fazla iş yapabilir. Ancak herkese rol biçip ee, o plan uygulamadığında kardeşim benim rolüm bu diyebilir. Yani siz yapamıyorsunuz ben ne yapayım diyebilir. Bu iyi hani iyi ezberlenmiş taktiklerde de böyle bir sıkıntı olabiliyor. Trabzonspor aslında sezon başında da e, Sørloth'un o da arkadaş Milli takımdan Trondsen e, transferi yaptı evet. ama o da hiç olmadı. Yani ee, sakatlık belki orta sahada bir. Şimdi tabii Trabzonspor için şöyle bir şans var. Bu önümüzdeki İngiliz haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaşayacağı neler yaşayacağı önemli. Çünkü yani bu takımlar krize girebilir. Zor ma kolay maçlar değil bunlar. Fenerbahçe'nin zaten bütün ilk saha maçları zor. Ee, Galatasaray da Hatay'a gidiyor. Sonra boş. Sonra ne yapıyor? Hemen abi. Orada da zor bir maç var. Karagümrük. Kolay bir maç diyemeyiz şimdi yeni bozulmadan. Hatay, Karagümrük, Göztepe. Sonra e yani, Trabzon. E, şimdi oradaki krizde Trabzon'un ikincilik şansı ortaya çıkabilir. Evet. Trabzon'unkinde. Yani rakipler var. çünkü biliyorsun büyük takımlar takıldı mı... Yokuş aşağı gümbür gümbür giderler yani, ayakta kalmada çok kolay olmuyor. Bundan yararlanabilir. Tabii tam tersi de olabilir. Hani Galatasaray bir gaza basar. Sonra Beşiktaş endişelenir. Böyle bir ihtimal doğdu onlar için. Onu değerlendirebilirler. Çünkü öbür türlü şey olabilir. Yani amatsız kalabilir takım. Bu arada Antalya'yı da kutlamak lazım. Yani 3 -3. kupa finaline kaldıktan 3 gün sonra gayet iyi futbol oynadılar. Bir de 1-0'dan bir döndüler. Evet bir sıfırdan döndüler ve gayet iyi oynadılar. Yani Ersun, Ersun, herkes Ersun Hoca'ya koştu gollerinden sonra. E, evet yani, yani, Ersun Hoca da veriyor bu mücadeleyi. Tabii gitmek lazım. O zaman buradan Clear'le haftanın kendi tamam. gösterenlerine geçelim abi. Ee, belki biraz dokunmadığımız maçlardan birkaç isim söyleyebiliriz. Sefa Yılmaz, Gençler Birliği. Oy, oyuna azandı. girdi ve iki acayip gol attı. İki çok iyi gol attı. Ben sezon başında ilk 11 çıkmasında biraz şaşırmıştım. Nobren'in de eski takım arkadaşıymış. Herhalde oradan bir şey görüyor diyordum. Yedekten daha iyi herhalde performans. Benim sefa Yılmaz yani. Kariyerinin başından beri takip ediyorum. O, bazı oyuncular var olabilecekken olamayanlar. Ben o sınıf sebebin ne olduğunu bilmiyorum. Ama çok daha iyisi olabilirdi gibi geliyor. Çünkü çok bazı özellikler çok iyi hakikaten. Bizde çok böyle oyuncu değerlendirilemiyor. Bu da taktik olmayışından. Çünkü bu oyuncular şöyle zannediyorlar kendilerini. Bazı oyuncu hakikaten belirli yetenekleri var ve onlara içinde bulundukları çevrede Messi Maradona muamelesi yapılıyor. Dolayısıyla beklentiler de öyle oluyor. Kendi beklentileri de öyle oluyor. Yani karşılığı olmayan beklentiler bunlar. Ve ekstra işler yapmak gereği duyuyorlar. Halbuki rolleri belirgin olsa belli bir taktik içinde oynasalar onu sürekli tekrar ederek belki çok iyi olacaklar. Bu belirsizlik, taktik belirsizlik çok oyuncu kaybettiriyor bize. Bir Coverciano mu lazım Türkiye'ye abi? Olabilir. Tyler Boyd var diğer ismimiz abi. Tyler Boyd da tam tersi galiba. Ülkesinden mi acaba? <laughs> Olabilir. Hangi ülkesinden? Yani Birleşik Devletler. Yeni Zelanda'da var değil mi onda? Var Sibir'den galiba. Var. Ben de Tyler Boyd da mesela Beşiktaş'ta çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü Ankara gecedeki o yarım sezonu hakikaten çok iyiydi. Çok... E, çok odaklanmış ve çok istediğini yapabilen bir adamdı. Bazen işte forma ağır geliyor. Bence öyle ondan. Yani Beşiktaş'ta yapama, yapamayışı biraz ondan kaynaklanıyor. Çünkü Sergen Yalçın eğer bir adamın üstünü böyle rahat... Yani Larry'ni tercih etti onun yerine. Yani normal şartlarda ikisinin fiziksel özelliklerine bile baksan birisi pırpır. Pır, öbürsü yani bu seneyi geç adam yürüyemiyordu sağda Kit e, ligi de iyi başlamıştı. Trabzon maçında attığı golle. Evet. Uğurcan Altay. E, ikisinden de bahsettik biraz. İkisinden, i̇kisinden de evet, önemli işler yaptılar. İlk kalecilerimiz var dediğim gibi. Ee, ama Altay'ın bu ekstra maçlarından biri oldu tabi. Yani Hatay maçı kadar olmasa da ona yakın etki etti. Ee, Hakan Özmer tabi. Antalya'yı övdük ki güzel goller de var. Bünyamin Balcı'nın golü özellikle. Belki onu da alabiliriz. Bünyamin'in golünde şöyle bir şey söz konusu. Esasında pas vermesi lazım. Üç defa. Ama herkes bir çekildi. Hani vursu vursun diye vurduktan sonra da herkes çok sevindi. Normalde hani tam halı sahada olur ya. Birkaç tane yani birkaç kişinin tepki gösterebileceği Aynen. bir pozisyon esasında. Gökdeniz'e pek istediği paslar gelmedi maç. On pozisyonda da öyle Aynen. Gökdeniz böyle çekile çekile bir hitap düştü yani. Ama hakikaten iki maç yani kutlamak lazım hepsini kutlamak lazım. Böyle ciddi tabii burada hani içerideki tecrübeli oyuncular herhalde bayağı bir e, yardımcı oluyorlar Ersun Hoca'ya diye düşünüyorum. Çünkü çok önemli tecrübeli insanlar var içeride. Veysel, Nuri, Hakan, Podolski. Podolski. Yedek kalmasına hemen girdi adam. Şeyde 11 başladı. Kupa yarı finalinde bitirdi işi. Alman disiplin diyorduk abi. Podolski Polonyalıdır biraz ama. Evet. Biraz zaten Türklük de var sanki çayda. Ben Polonyalı bir Polonyalı bir gazeteci söylemişti. O şey zannediliyordu işte orada. Kruze ile ikisi vardı Alman milli takımda iki Polonyalı. Klose. Kruze ile. çıktı? Kruze beni andı o da gollere devam ediyor. Evet, draft'tan da bu konferans ligiyle ilgili söyledikleri de güzel. Ee, hani Klose daha Polonyalı, Podolski daha Alman gibi düşünüyordum dışarıda. Dediler ki bu Klose hiç konuşmaz lehçe. Bize de yüz vermez, Almandır o. Podolski öyle değil, çok sıcaktır. Aslında performans olarak da Klose'nin Alman... Polonya, Polo, yani o tam Polonyalıdır derlerdi. Sorulara geçelim mi abi? Geçelim. Bir e, Yunanistan sevdalısı e, takipçimiz herhalde sormuş abi. Giros Mitos. E, basketbolda ve voleybolda Avrupa'ya yön veriyoruz. Futbolda maalesef seviyenin altındayız. İstisna olan futbol mu yoksa basketbol, voleybol mu? Bu tutarsızlığın sebebi ne? ki Şöyle bir ekleme eklemede yapabiliriz. Hidayet Türkoğlu da e, derbe öncesi biraz e, sert açıklamalar yaptı. E, batık futbolu kurtarmaya çalışıyoruz gibi bir e, açıklaması oldu. Evet. <laughs> Yani basketbolla ilgili iyi hocalar var. Daha organize etmek daha kolay. Yüksek skorlu ve düşük oy sayıyla oynanan oyunlarda e, oyun organizasyonu kurmak daha kolay olabiliyor. Futbol daha fazla tekrar gerektiriyor. Buna sabrımız yok. Bir bu. İki, kadın voleybolunda iyiyiz. Yani erkek voleybolunda aynı seviyede olduğumuzu söyleyemeyiz herhalde. Üç, e, bu iki sporda da İngiltere çok yok. Yani... Almanya'da. Almanya'da belli oranda var. Yani voleybolda var da. Yani basketbolda bizim yaptığımız yatırımları yapmıyorlar. Şimdi o iki dev, ekonomik dev bir işin içine girdiği zaman durum değişiyor. Yani sen Obradovic'i Türkiye'ye getirirsin. Getirebilirsin. Ama İngiltere içinde olsa, oranın ekonomisi senin davrandığı gibi davranıyor olsa getiremezsin. Onu getiremezsin o Öyle bir avantaj var. Basketbolda. Futbolda da. Bir de NBA gibi bir şey olduğu için tabii. basketbolda. Futbolda tabii bizde hiç sıfır organizasyon. Yani sordum soruyu işte yani Erzurum Spor yani ya da işte Kayseri Spor son teknik direktör tercihlerini neden yaptılar? Yani İsmail Kartal'ı Mesut Bakkal'dan daha iyi yapan ne? Ya da altı hafta önce Mesut Bakkal'ı kimin yerine geldi Mesut Bakkal? Hüseyin, Kim? Çimşir. Hüseyin Çimşir'den daha iyi yapan neydi? En az görev alan Ya da ondan önce, şey önce Hüseyin, Çimşir'i Mehmet, Özel Mehmet öğretmen. Hoca'dan iyi yapan neydi? Ne ne bunların sorun bu soruların cevabı ne yani? O sırada takım çalıştırmıyor olmaları. Hiç hiçbir rasyonalitesi yok. Ama yani basketbolda böyle davranmıyor kimse. Var mı başka soru? Şey? Yok, yok, abi. Yok okey. Okay. Teşekkür evet. ediyorum. Haftadan sonra. Haftaya yokuz evet. Ee, ama başka programlarla olacağız. Milli haftadan sonra tekrar karşınızda olacağız. Saygılar sevgiler.